sosyal bilim söyleşileri kapsamında sosyal bilimlerde araştırma teknikleri ve akademik yazma konulu programımızı yürüteceğiz. Sözlerimi usul olmadan usul olmaz düsturunu ifade ederek başlamak istiyorum. Ve akademisyen adayı genç arkadaşlarımıza yönelik böyle bir programı hazırlanmasının önemli olduğu düşüncesinden hareketle saygıdeğer Yusuf Sayın Hocam'la birlikte ve onun da büyük katkılarıyla böyle bir programı hazırladık. Üniversitemize ve öğrencilerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak ve onun bilinciyle hareket ederek programımızda davetimizi kırmayıp yoğun mesaisine ve iş yüküne rağmen buraya teşrif eden ve katkı sağlayan Yardımcı Doçent Doktor, Uluslararası İşler Bölüm Başkanımız Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Sayın Hocam'a şükranlarımı sunuyorum. Programın başta lisansüstü eğitim gören öğrenci arkadaşlarımıza, ileride böyle bir eğitim almak isteyen lisans öğrencilerimize ve akademik çalışmalar yürüten ve yürütmeyi düşünen herkese akademik ve bilimsel yöntem noktasında katkı sağlayabilmesini temenni ediyorum. Etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve sunumunu gerçekleştirmek üzere Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Sayın Hocam'ı platforma davet etmek istiyorum. Bugünkü sunum sadece akademisyen adaylarına bir hitabet değildir. Sizler öğrencisiniz, çoğunluğunuz öğrenci, kiminiz yüksek lisansta, kiminiz lisansta öğrenci. Araştırma görevlisi arkadaşlarım var. Bugün size bir bilimsel çalışma ne demektir? Bazen duyuyorsunuzdur, akademik yazmak ne anlama gelir? Eleştirel yazım ne demektir? Buna ilave olarak eğer siz tabii ki kuracağımız göz temasına göre eğer memnun kalır, devam etmemi isterseniz çok canlı bir şekilde bazı Word'e ilişkin, yani ödevlerinize ilişkin vaktimiz kalırsa bazı şeyleri anlatmak istiyorum. İlk başlayacağımız konu aslında tanımlar. Bu arada vermiş olduğum mail adresinden de sunumu takip edebilirsiniz. Tanımlar ilk olarak karşımıza çıkan arkadaşlar olgudur. Olguyu kısaca meydana gelen iş, meydana gelen olay bir gerçek, bir vaka gerçekleşmesi muhtemel bir hadise olarak tanımlayabiliriz. Özellikle akademik okumalarımızda bu kavramla çok sık karşılaştığımız görülür. Olgu ile kastettiğimiz şey aslında kendine ait bir örüntüsü olan, kendine ait bir muhtevası olan, kendine ait bir usulü, yöntemi olan kalıplaşmış, çerçeveleşmiş şekillerdir arkadaşlar. Yine Arapça Osmanlıcı tabiriyle malumat dediğimiz, aslında günümüzde bunu veri ya da İngilizce tabiriyle data olarak tanımlamış olduğumuz içerikte ise bir ulaşmak istediğiniz bir sonuç vardır. Bu sonuç için takip edilmesi gereken yolda ilk öğreneceğiniz şeydir bilgi. Bilginin kullanımında ise sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak ve bir incelemeyi sürdürmek yer almaktadır. Türkçe'de TDK'da bilgiye kısaca baktığımız zaman eskiler buna marifet, malumat ya da enformasyon ifadelerini kullanmaktadır. Sık karıştırdığımız bir konu İngilizce ifadesiyle knowledge ile information kelimeleri arasında her ikisi de Türkçe'ye bilgi olarak çevrilmesine rağmen ben bir farklılık olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle yüksek lisans öğrencilerimiz İngilizce özet yazacakları zaman veya lisans öğrencilerimizin kongreye biliyorsunuz bazen İngilizce özetli içeren de bildiri gönderdiğimiz oluyor. Bir çeviri hatası olarak bilgi kelimesi bazen knowledge olarak değerlendirilebiliyor. Arkadaşlar knowledge yani İngilizce ifadesi knowledge hikmettir. Hikmeti bir bilgi olarak biliriz. Ama information artık işlenmiş belli sonuçların çıkarıldığı bir ham, bir toplam bilgiler bütünüdür information. Ve kelime kökeni itibariyle burada Türkçe'ye enformasyon olarak çevrilmiş. Inform, haber etmektir. Temelde knowledge, hikmettir. Bir şeyi eğer hikmetten haberdar ediyorsa o information'dır.
Yani bu iki kavramın da farkına varmanızı tavsiye ederim. Özellikle bizim okumuş olduğumuz yüksek lisans tezlerindeki İngilizce özet bölümlerinde ve diğer ödevlerinizde bu iki enformasyon ile knowledge kelimelerini birbirine karıştırdığınızı görmekteyiz. Kuram ise daha anlaşılan tabiriyle teori olarak karşımıza çıkar. Aslında tam olarak kesinleşmemiş, belli bir sınıra ulaşmamış, çerçeveleşmemiş hipotezler bütünüdür. Hipotez nedir? Birazdan kısmet olursa ona da yer vereceğiz. Ülkelalık olarak değerlendirir miyim İngilizce yazmamı? Sadece bu kavramları size eğer öğretebilirsek bu temelden kalıcı olacağını düşündüğüm için metnin özüne yer vermeye çalıştım. Şimdi bugün belki kısmet olursa yüksek lisans doktora öğrencilerimiz veya adayları için önemli bir yol haritası olarak gördüğüm eleştirel düşünmek ne anlama gelir? Bunu size öğretmeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Eleştirel düşünce, yani critical thinking ile ifade edilen eleştirel düşünce bazı ilkelere sahip. Belki sunum metninden takip edebilirsiniz ama kalem ve kağıt imkanınız varsa ilk yapacağınız ödev de bu birazdan sıralayacağım ilkeleri mutlaka dikkate alın. Size eğer eleştirel bir makale göndeririz, eleştirel bir yazı olsun, biraz daha eleştirel düşünmez misin şeklinde bir talepte bulunursa bu ilkeleri göz önüne almak zorundasınız arkadaşlar. İngilizcesi olanlar az çok içeriğini anlamışlardır. Öncelikli olarak meraklı olmanız gerekiyor. Araştıracağınız konuda meraklı olun arkadaşlar. Bu bağlamda da ilk yola çıkacağımız soru niçin sorusudur. Niçin sorusunu sormanız burada cultivate olarak ifade edilen aslında cultivate o tarımla uğraşmaktır, hasat yapmaktır. Merak ettiğiniz bir konuda yeteneğinizi ortaya çıkartmanız gerekiyor. Bu noktada meraklı olmak, merak edilen bir noktada yeteneği ortaya koymaktır. İlk ilke olarak karşımıza meraklı olmak çıkar. İkincisi, creative ilkesi modern dilde yani yaratıcılık olarak tanımlansa da ben yani yakından tanıyanlar da bilir, ilkesel olarak bu kelimenin kullanımına karşıyım. Çünkü yaratmak yani make something without nothing. Bir şeyi yoktan var etmektir yani. Bu ise insani bir sıfat olamaz. Yoktan var eden ancak bir yaratıcıdır. O da tektir. Ben bu ilkesel anlayıştan yola çıkarak creative kelimesinin sanatlarda kreatif olarak kullanılıyor, yaratıcı olarak kullanılıyor. Ben bu kelimenin yapıcı, ihdas edici veyahut da diğer tabirlerini kullanabiliriz. İkinci ilkemiz yapıcılıktır, yapıcı olmaktır. Yani eleştirel düşünce için yapıcı olmanız gerekiyor. Bu noktada belirli cevaplara ulaşabilmek zorundasınız. What if ile ifade edilen ya değilse, atıyorum, Türkiye dış politikasında yanlışlar yapmaktadır cümlesi. What if ile ifade edilirse, ya yanlış yapmıyorsa, Ankara terör saldırıları konusunda bir eleştirel, critical bir writing ele alıyorsunuz. Diyorsunuz ki, PKK suçlu değildir, muhalif birisiniz ve bu şekilde bir tez ortaya atıyorsunuz. Ya değilse, yani sorgulayıcı bir mantığa sahip olmanız gerekiyor. Yani iki taraflı düşünmeniz icap ediyor. Tabii ki açık olan şey şudur, delilleriyle, ispatlarıyla Ankara'daki terör saldırısına Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara selametler diliyorum. Tabii ki PKK'nın ya da teröristlerin oluşturmuş olduğu bir kurgudur, bir operasyondur, bir organizasyondur. Ama bu yargıya ulaşabilmek için öncelikli olarak PKK kim? Meraklı olmak ve yapıcı olmak. Bakın PKK örneğini bu çalışmada kullanacağız. Veyahut da Ankara terör saldırıları örneğini. Üçüncü ülkemiz, yeni fikirlere açık olamıyorsanız eğer eleştirel bir çalışma yazamazsınız arkadaşlar. Bu noktada yine aynı Ankara terör saldırıları bağlamında düşünecek olursak, eğer sadece Ankara'daki terör saldırılarını bir iç politika çıktısı olarak görürseniz, yanlışa gitmek veyahut da analizinizi eksik bırakma ihtimaliyle karşılaşırsınız. Bu noktada acaba bu terör saldırıları Suriye sorunundan mı kaynaklanıyor?
Bu yeni bir fikir olabilir size. Çalışmalarınızda yeni fikirlere açık olmalısınız. Yeni fikirleri öğrenmenizin yolu ise yeni, biraz daha fazla makaleye bakmak, daha yeni kitaplar okumak ve mutlaka bölümünüzün ya da fakültenizin ya da tanıdığınız hocaların görüşlerine yer vermeniz gerekiyor. 4. Points of view bakış açısı demektir, görüş demektir. Arkadaşlar, başkalarının görüşlerine kıymet vermeniz gerekiyor. Başkalarının görüşlerine değer verirseniz, o zaman ortaya sağlam, her boyutuyla eleştiren, sağlam temellere dayalı bir çalışma ortaya koyarsınız. Get involved ile ifade edilen şey ise, bu aslında çalışma alanınızla ilgili olarak ya bir ilişki kurun. Biz günümüzde şunu yapıyoruz. Makaleler, kitaplar, laptop, Word dosyası. Yani makaleden alıp yazıyoruz, kitaptan alıp yazıyoruz. Genelde yani yazma mantığımızda, akademik writing'deki mantığımız bizim bu şekilde işliyor. Oysa burada birincisi kaynakları çeşitlendirin. Sadece gazete, dergi değil. Atıyorum, burada müdürümüz de var. Bir emniyet müdürünün bir konudaki açıklamasını da dikkate alın. Ve kaynakların güvenilirliği açısından bir mukayeseye gitmeniz gerekiyor. Birazdan size o ikilerden de bahsedeceğim. Mukayese bu işin olmazsa olmazı arkadaşlar. İlişik kurmak, onun derinlemesine irtibat kurmak olarak batılı bilim alanında bu ifade kullanılıyor. Bu ifadeler, bu ilkeler size daha çok bugün İngiltere ve Amerika'da Oxford, Cambridge ya da diğer büyük üniversitelerde bilimsel araştırma yöntemleri olarak kaynakları en sona koydum. Gösterilen ilkeler. Arkadaşlar, çalışmaya fokuslanmanız gerekiyor. Odaklanmak zorundasınız. Bir bilimsel çalışmanın selahiyeti, sağlamlığı o konuda göstereceğiniz ilgiye, alakaya bakıyor. Eğer dağınık bir zihinle çalışırsanız ortaya bütüncül eleştiri yönelttiğiniz ya da argümanlaştırmaya çalıştığınız çalışmaları çıkartmanız çok zor olacaktır. 7. ilkemiz rasyonel olmaktır. Bir rational ifadesiyle bizim anladığımız şey şudur arkadaşlar. Rasyonel olmak, akıl, mantık, bu şekildeki yani rasyonel ilkeleri kullanmaktır. Şimdi, Ankara'daki patlamalar bir terör saldırısı mıdır? Efendim? Hadi biraz böyle uyanın arkadaşlar. Terör saldırısı mıdır? Buna hangi ilkelerle ulaşıyorsunuz? Ya nasıl böyle bir yargıya vardınız? Bir spekülasyon geldi mesela. Başka? Çok güzel, bu cevabı bekliyordum. Ahmet, yani seninki de haklısın. Sivil insanların öldüğünü görmek, evet, rasyonel olarak bunun bir terör saldırısı olduğu izlenimini uyandırıyor. Peki kimin yaptığı konusunda, atıyorum, bence İRA yapmış olabilir bunu. Ben neye dayandırabilirim bunu? Efendim? Şimdi olay yeri kanıtları vesaire, birincisi İRA'yla benim ülkemin bir irtibatı yok. Ama benim ülkemin siyasal gerçeklikleri var. Bu gerçeklikler bağlamında ben yine rasyonel olarak bu ihtimale yer veriyorum. Çünkü biliyorsunuz 6 aydır zaten çatışma devam ediyor. Diyebiliyorum ki o zaman bu çatışma ikliminin bir neticesi olarak PKK'nın yapma ihtimali yüksek. Burada rasyonel bir karara ulaşıyorsunuz. Makalelerinizde sadece ileride yer vereceğiz buna. Alıntıyı yapmak, alıp yerleştirmek, kopyalayıp yapıştırmak, araları doldurmak, sağını solunu düzeltmek, sonucuyla ulaştığınız ödevleriniz ve tezlerinizin, kusura bakmayın, özür dilerim, sağlam olmamasının nedeni aslında rasyonel bir mantıkla hareket etmemekten kaynaklanıyor. 8. ilkemiz, make correction ile ifade ettiğimiz şey, arkadaşlar, topic ve issue kelimelerine de dikkat edin. Bu kelimeleri İngilizce bilmeyenler mutlaka öğrensinler. Konu ve mesele kelimeleri. Konular, meseleler, sorunlar ve sorunsallar arasında nasıl ve niçin, neden bir bağlantı olduğunu da eleştire bir mantıkla ortaya koymak zorundasınız. Bağlantı kuramazsanız sağlam bir metin ortaya çıkmayacaktır. Ambiguity ifadesi belirsizlik demektir. Tolerate ambiguity, yazacağınız şeyde, konuda belirsizlikleri tolere etmeniz gerekiyor. Tolerasyon hoşgörüdür. Ama benim buradaki tolere kelimesi için anladığım şey, belirsizlikleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Şimdi
PKK düzenlemiştir Ankara saldırılarını. Ama sonuç olarak ölü sayısı açıklanmıyor. Yani bir sonuç ortaya koymanız açısından bir belirsizlik var. Eleştirel ya da akademik bir yazımda çok somut olarak burada ölü ve yaralı var mıdır böyle bir saldırıda? Var mıdır? Ya o zaman bu belirsiz durumu metne, bu belirli durumu metne aktarmadığınız zaman belirsizlik ortaya çıkacak. Bu makalenizin çalışmanızın sağlamlığına etki edecek. Akademik yazımda camiamızda ve öğrencilerimizin arasındaki arkadaşlar, yine kusura bakmayın, ben de size karşı ya da kendime karşı eleştirel dili kullanmak istiyorum. En sık yaptığımız hata tezlerimizi argümanlaştıramamamız. Mesela PKK kötüdür derken, affedersiniz, özür dilerim, onlar şerefsizdir de ondan kötüdür. Ya bu ifadenin sağlam bir temeli yok. Ama sen, bu adam sadece 50 bin tane askeri ve polisi atıyorum, bu bir atmasyon rakamı, 30 bin. 30 bin tane asker ve polisi şehit etmiştir. Şu kadar sivilin ve çocuğun katline yol açmıştır. Somut delilleri koymasaya, istediğin tezini ortaya koy. Efendim, Türkiye'nin Suriye politikası yanlıştır. Tam tersi bir okuma yapalım. Akademik okuma ve eleştirel okuma yapalım. Türkiye'nin Suriye politikası doğrudur bence. Şimdi hemen argümanımı koyuyorum ortaya. Çünkü biz yaklaşık 3 milyon insana ev sahipliği yaptık. Ve bugüne kadar bu politikamız sayesinde 3 milyon insan nasiplendi. Yani yaşamda kalmayı başardı. İşte bu bizim başarımızdır. Geçiyorum. Şimdi başka bir kıyafet giyiyorum. Bence Türkiye'nin Suriye politikası hiç de doğru değildi. Eğer Suriye'ye müdahale etmemiş olsaydı Türkiye, daha doğrusu mesela şuradan alalım, tartışma yol açmayalım. Sınır kapılarını açmamış olsaydı ya Esad rejimi devrilecek ya da Suriye ile Esad bir anlaşmaya gidecekti. Yani halkla bir anlaşmaya gideceklerdi. Ya bu kadar insan gelmemiş olsaydı ülkemizdeki Suriyelilerin karışmış oldukları hırsızlık, yaralama, tecavüz, cinsel taciz gibi birçok da hadise olmayacaktı. Bu yüzden hükümetin Suriye politikası komple yanlıştır. Ama bakın, bu bir akademik bakış açısıdır işte. Yani her iki taraftan bakabilirim, her taraftan da ayağımı sağlam yere basmak zorundayım. Bu da eleştiren akademik bir düşüncedir. Yani Gezi Parkı eylemleri yanlıştı. Veya maskeyi değiştir, Gezi Parkı eylemleri, evet, olması gerekendi, darbe yapılması gerekiyordu, devrilmesi gerekiyordu. Çünkü böyle yapmışlardı, şöyle yapmışlardı. İstediğiniz kadar düz gidebilirsiniz. Sağlam argümanlarınız olmazsa, karşıdaki sizi dinleyen insanın size dair düşünceleri sadece bu adam ancak atıyor olur. Ve kimse ona itibar etmesin. Sağlam argüman, sağlam istatistik. Evet, PKK bir terörist örgüttür ve eli kanlıdır. Hatta mesela benim şahsi görüşüm, artık bir terör örgütü olmaktan da işi çok öteye götürmüş görünüyor. Kendi alanım dış politika çalıştığım için size daha iyi örnek verebilirim. Bunu kendi alanlarınıza değerlendirebilirsiniz. 10. alan test etmektir. Burada karşımıza evidence, test evidence, yani kanıtı, delili test edin arkadaşlar. Efendim, Ankara terör saldırısında müdürüm 37 mi en son? 37 tane insanımız hayatını kaybetmiştir, şehit olmuştur. 37. Ama bakıyorsunuz ki bazı haberlerde 25 olarak görülüyor sayı. Bazısında 20 olarak görünüyor. Tabii ki meselemiz insanların ölümü üzerine bir istatistik çalışması yapmak falan değil. Mesele şu, sağlam bir çalışma, sağlam istatistikteki verilere dayanır. Hocam, o zaman ben sağlam istatistike nasıl ulaşırım? Cevap çok basit. Açıklamayı yapan kimdir? Ankara Valiliği mi yaptı? İtibar edebilirsiniz. Ama onu herhangi bir mesnetsiz olarak bir haber bülteninde ona yer verirseniz, çalışmanıza bir haber bültenindeki açıklamayı koyarsanız, bunu okuyan, mesela Hakan Hoca burada, Sefa Hoca burada, hocalarım burada, Nebi Hocam burada, onlar bunu çizeceklerdir, söyleyeyim size. Ya bu geçmez yüksek lisans öğrencileri. Yani atıyorum bir haber sitesinden almış olduğunuz şey, Ankara Valiliği'nin basın açıklamasına rağmen koyarsanız çalışmanıza, o çizilir ve dahi yani intihal, yani affedersiniz bilimsel hırsızlığa kadar olay götürülebilir. Çünkü sizin için basit tarafı nedir işin? Alıp valilik açıklamasına bakmak yerine Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı Google'a giriyorsunuz.
copy, pasting, olay bitiyor yani. Oysa kardeşim Ankara Valiliği'nin basın açıklamalarını oku. Al açıklamayı, koy metnine, koy linkini, erişim tarihini yaz. Olması gereken budur arkadaşlar. Bu da eğer kendiniz test etmezseniz birileri tarafından, Sefa Hoca tarafından test edilir ve teziniz geçmez arkadaşlar. Yüksek lisansta öğrenci tabiriyle, abi ben yüksek lisansta çaktım diyorsanız bunun nedeni sizin bu ilkelerin dışına çıkmanızdan kaynaklanır. Test edin yani koymuş olduğunuz kanıtlarınızı. Conclusion ya sonuç demek. Dolayısıyla research based yani sonuç odaklı, sonuç temelinde araştırmalar geliştirmeniz gerekiyor. Sonuç odaklanın, o sonuç bağlamında anlayış geliştirin. Mesela tarihi değerlendirin, gelişmeyi, işlevselliği, etkiyi değerlendirin. Beklenen sonuçlar ise 12. ilke olarak bu işin olmazsa olmazıdır arkadaşlar. Şimdi lisanslılar, yüksek lisanslılar ve tez yazacaklar için geldik asıl meseleye. Analitik düşünmek. Hakem raporlarında, bilimsel hakem raporlarında ilk karşılaştığınız red cevabının şeyi bu çalışma analitik değildir. Sefa Hoca olumsuz not verir çünkü der ki ya bu ödev analitik değil. Hakan Hoca tezi kabul etmez çünkü analitik yazmamışsın der sana. Bir de akademisyen olmak istiyorsun. Analitik yazamazsan zaten seni almazlar camiaya. Mesela hocanız var, Sadri hocanız, Serdar hocanız var, araştırma gönüllüsü olarak. Onlar bilim sınavına girdiler. Biliyorsunuz hemen bir antiparantez onu da koyalım. Araştırma gönüllüsü olmak istiyorsanız ALES'inizi artı dil puanınızı koymanız gerekiyor. Bir de bilim sınavına ekleyeceksiniz buna. Bilim sınavı değil mi Sadri? %20 oranında ağırlığı var. O sınavda analitik yazabilen insanı alırlar araştırma gönüllüsü diyerek. Bizim akademik yani usulüne göre olması gereken akademik mantık budur. Arkadaşlar, akademide çalışmak isteyen, köşe yazarlığı yapmak isteyen, kamu yönetiminde bir devlet dairesine girip rapor bölümünde çalışmak isteyen, müdürüm istihbarat raporları hazırlamak isteyen ya da istatistik raporları hazırlamak isteyen herkesin kapısı analitikten geçer. Sadece akademiyle ilişkili görürseniz bence bu konuyu dinlemeyin. Ama bu konu sizin bana kalırsa sizin için çok önemli bir anahtar olacak. Bakın, cause effect ifadesi sebep sonuçtur. Klasik olarak bildiğiniz ifade. Arkadaşlar, bu neden oldu? Beklenen sonuçları nedir? Şimdi bunlara kısaca göz attıktan sonra bunları ben size bir ayrıntılandırayım. Şu tezinizi geçin arkadaşlar. Lisanslılar, yüksek lisansa girmek istiyorsanız, kamu yönetimleri varsa jüri burada. Hakan Can'dan Sefa Usta. Yüksek lisans sınavınızı onlar okuyacaklar ve onlar bu ülkelere bakacaklar. Tamam mı? Evet, bir. Analitik düşünce nasıl olur? Bakın, isterseniz yazın bunu. Arkadaşlar, sebep ve sonuçla başlamanız gerekiyor. Birincisi, bu neden oldu? Sonuçları nedir demeniz gerekiyor. Bu soru, hayatta meydana gelen şeyleri anlamak için sorulur. Durumu anlamaya ve kontrol etmeye yardımcı olur. Mantıksallık aranır ve düşüncenizle test edilir. Bilim sınavında Sefa Hoca 63-60 mıydı hocam? Kamu yönetimi sınavında 63-60'ı sorar size. Burada sadece mevzuat bilgisini aktarabilirsiniz. Eyvallah diyecektir. Ama kamu yönetimi reformu bağlamında 63-60 kaldırılmalı mıdır diye bir soruyla karşılaşırsanız ters köşe olursunuz. Bu mantığınız yoksa. Ama hocaya karşı bir sebep sonuç ilişkisi bağlamında iyi bir cevap hazırlarsanız arkadaşlar, Sefa Hoca bu çalışmayı eş zamanlı olarak mutlaka kabul edecektir. Şimdi 10 tane ilke, bu analitik düşünce için sayacağım ilkelerin hepsinin anahtarıdır. Birincisi, yazın arkadaşlar. Bir konu seçmeniz gerekiyor bir bilimsel çalışmaya başlamak için. Yani analitik düşünmeniz için, analitik makale yazmanız için. İki, konuyu, temayı sınırlandırmanız gerekiyor. Ucu açık yazarsanız toparlayamazsınız. Aylarınız geçer. Üç, tezinizi draft edin. Bir taslağını çıkarın ve tezinizi test edin arkadaşlar. Bunları kısaca size bir cümleyle örnekler vermeye çalışacağım. Bilgiyi toplayın ve analiz edin. Beş,
organize edin çalışmanızı. 6. Bir essay yani bir makale taslağını sonuçlandırmak sonuçları kullanın. Bir taslak çıkartabilmeniz için. Makaleyi tekrardan gözden geçirin. 7. Revize edin makaleyi. 8. Feedback alın. Yani geri besleme alın. Doğru mu yazdıklarım bunu düşünün. 9. Makaleyi açıklık ve doğruluk yönünden test edin, düzeltin ve son olarak da artık makaleyi yayınlayabilirsiniz. Bu ilkeler internet adresinde sayfamda yusufsayın.com.tr adresinde ana sayfaya koydum biraz önce. Bunlara çalışmanız gerekiyor. Ben bir makale yazmaya nereden başlarım diyerek mesela Hafsa geliyor değil mi? Hocam nasıl yazabilirim, nasıl ödev hazırlarım diye bize soruyor. O zaman bunun yolu bu 10 başlık altında hareket etmen. Adım adım bu başlıkları takip etmek zorundasın. Evet, sebep ve sonuç kurman gerekiyor. Ankara terör saldırıları neden oldu? Buna bir cevap veriyorsun. Sonuç olarak da meydana gelen gelişmeler hangi sonuçlara yol açtı? Bunu da çalışmaya koyman gerekiyor. 2. Mukayese etmen gerekiyor arkadaşlar. Mukayesedir ikinci ilke. Günümüzde doçentlik jüri sınavlarındaki doçent olarak kıymetli hocam aramızda. Hocam daha iyi bilir. Biz henüz girmedik, ben girmedim doçentlik sınavına. Ama abilerimizden duyduğumuz şey çalışmalarda bu ilkelerin tam olarak yerine getirilemediği konusunda yani jüri raporları olumsuz olduğu söyleniyor. Bunlardan en önemlisi de sanıyorum mukayese etmek. Analitik düşüncenin ikinci anahtarı mukayese etmektir. Burada benzer şeyler nasıldır? Mesela A ile B'yi kıyaslamanız gerekiyor. Birinci Ankara saldırısıyla ikinci Ankara saldırısını kıyaslayın. Olayın oluşu, yapılış yeri, gerçekleşme yeri ve sonuçları. Farkları ne? Bunları ortaya koymanız gerekiyor. Temelde de mukayese iki ya da daha fazla objeyi yan yana koymak, bunların belirli benzerlik ve farklılıktan ortaya koymaktır. Arkadaşlar üçüncü analitik düşüncemiz kategorileştirmek, sınıflandırmaktır. Bunların çok fazla ayrıntıları var ama biraz daha vakit nedeniyle üstün körü geçmeye çalışıyorum. Burada çalışma konunuzu ve verileri sınıflandırmanız, kaynakları ayırmanız ve kompleks halde olan bu veri kümesini daha gruplandırılmış, daha açık, daha doğru bir hale getirmek zorundasınız. Bu da analitik düşüncenin üçüncü ilkesini oluşturuyor. Process writing ile ifade edilen şey şu, nasıl oldu sorusuna cevap bulmanız. Yani hangi aşamalardan geçti? Bu dördüncü ilke anlatacağınız, isterseniz dış politika ödevi olsun, isterseniz kamu yönetimi reformu olsun, hangi aşamalardan geçtiğini, tarihsel arka planını anlatmak zorundasınız. Tamam mı? Tarihsel geçmişine yer vermeniz lazım. Yasa ne zaman çıktı, nasıl çıkarıldı, hangi aşamalardan geçti gibi. Beşincisi, aslında analitik düşüncenin nihai noktası tanım yapmaktır. Bir yapı oluşturmak, bir kompozisyon kurmaktır. Bu parçanın elementleri nedir? Hangi unsurlardan oluşmaktadır? Birbirleriyle ilişkileri nasıldır? Anahtar sözcükler hangileridir? Ya da what is, what is it, what is that? Nedir, ne değildir? Böyle midir? Terör eylemi midir? Aslında bir reform mudur? Bu soruları sorarak bir tanıma ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı buraya kadar? Yani bakmak, yazma imkanınız oldu mu arkadaşlar? Hocam nasıl diyoruz? Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. İngilizce yazmamı kelalık olarak görmeyin. Maksat hem anahtar kelimeleri size öğretmek istedim. Hem de kaynak aldığım kaynak çünkü orijinal bir kaynaktı. Doğrudan çeviri şeyini düşmek istemedim. Çeviriler konusunda bir şey söyleyeyim. Makale ve çevirilerden ödev yapanlar için. Bakınız ben yeminli bir tercüman olarak size şunu söyleyeyim. Çeviri yeni bir çalışmadır. Bunu bilesiniz. Çeviri sizin çalışmanızdır. Orijinal kaynağa bağlı olarak yeni bir çalışmadır. Yeni bir müellifin çalışmasıdır. Dolayısıyla çevirdiğiniz her şeyin doğru olduğu, kesin olduğu konusunda benim şahsım adına bazı soru işaretlerim vardır. Yani mutlaka çeviri eserlerin doğru eserler olduğu
her çevirinin gerçek bir çeviri olduğunu ifade etmemiz zor. Şu araştırma kelimesinde şöyle yapıldığı zaman Google'a ya da sözlüğünüze araştırma kelimesi search, research bir sürü karşılığı var. Bunun en doğru ifadesini bulmanız yine az önce size yazdırmış olduğum özellikle mukayese ilkesinde olduğu gibi mukayese ederek bu mümkün. Oxford sözlüğünden edilmiş, Cambridge'den edelim. Mukayese ederek bir kelimeyi öğrenmeniz gerekiyor. Evet, ilkeler bunlar. Analitik yazmanın, bilimsel yazmanın, akademik yazmanın ilkeleri bunlar. Şimdi, bu ilkelerden yola çıkarak, hadi açalım, bir konu belirleyelim. Konumuz, bir sosyoloji olayı olsun, atıyorum. Ankara'daki terör saldırılarının toplumda yol açmış olduğu negatif etkiler. Doğru mu hocam? Bir başlığı koyduk. Birinci adım olarak, arkadaşlar ilk adımı gerçekleştirdim ben şu anda. Yani araştırma konumu belirledim. Ya da Hakan Hoca sana geldi dedi ki, kızım, oğlum Ankara'daki terör saldırılarının Türkiye'de güvenlik reformuna yol açıp açmayacağı konusunu incele. Hoca senin konunu belirlemiş oldu. İlk aşamada konu belirlemeniz gerekiyor. İkinci aşamada, arkadaşlar bu konu çok geniş bir konudur. Hocamla belirlemiş olduğumuz konu. Ya terör saldırılarının sonuçları olarak, yani sosyolojik sonuçları o kadar geniş kapsamlı bir olay ki, acaba tıp ben mi değerlendireyim, toplum bilimi açısından mı değerlendireyim, ekonomik olarak mı değerlendireyim? O zaman hocam demelidir ki, evet o zaman bunu Ankara'da, Kızılay'da yaşayanlarla sınırlandır. Kızılay'da da yaşayanların hayatına nasıl etkide bulunmuştur diyerek ödevlerinizi, tezlerinizi sınırlandırın arkadaşlar. Hocam ben o kadar dağıttım ki ifadesi sürekli Sefa Hoca'ya söylenen bir ifade mesela. Hocam dağıttım toparlayamıyorum artık. Evet sınırlayamazsan dağıtırsın. Olayı hocamla bizim şimdi belirlemiş olduğumuz konuyu sadece Kızılay'la sınırlı tutmazsan ve kalkıp bunu Konya için, Karaman için vesaire için de değerlendirmeye kalkışırsanız arkadaşlar artık öğrencilerimizin klasik ağlamaları başlayacaktır yani. Ben dağıttım, toparlayamıyorum. Ağlamayın arkadaşlar, sadece ilkeleri takip edin. Üçüncüsü, hipotezlerin kurulmasıdır. Birazdan hipotezlidir. Ortaya koymaya çalışacağız. Dört, bu sunumun gayesidir. Araştırma yönteminin belirlenmesi. Hangi yönteme göre gideceksin? Betimleme mi? Kritik mi? Yani bir sürü bilimsel yöntem var. Hermeneutik mi artık? Mukayese mi? Efendim, kontrast mı? Hangi yönteme göre gideceğin konusunda bir yöntemin belirlenmesi gerekiyor. Plansız çalışıyoruz, çalışıyorsunuz, çalışıyorum. Ve sonuç iyi çıkmıyor. Hocam, o zaman bize bir araştırma planı yapar mısın? Çok basit. 2-3 tane, 2-3 dakikada size bir araştırma planı yapayım. Birincisi, bir çizgisiz olan beyaz bir A4 büyüklüğünde defter alın. Bu defterin bir yanınıza koyun masanıza, sol tarafınıza laptopunuz, bilgisayarınız ve bu tarafa da kitaplarınız, makaleleriniz. Kitaplarınızda, makalenizde ve bilgisayarınızda konunuzla ilgili olarak okuduğunuz konuları bilgisayara yazmaksızın öncelikle defterinize geçirin. Deftere madde madde yazın. Artık sınırlandırdığınız konuda okumaları tamamladığınızı düşünüyorsanız artık beyaz defterinizi açın ve defterdeki not almış olduğunuz kaynaklara kendi çıkarımlarınıza göre yazıma başlayabilirsiniz. Önemli bir aşaması zamanlamadır. Hoca sana test konunu veriyor ve sen yüksek lisansını bir bitirme planı yapıyorsun. Ya ben 6 ayda test konumu bitireceğim diye bir planın olmazsa açıkçası çok da başarılı olamazsınız arkadaşlar. Şahsen ben 3,5 yılda doktora sınavına girmiştim. Birinci sınavda geçirmediler. Talihsizlik oldu. İkinci sınav 4 yılda bitirmiştim. Ama benim hayat planımda ve yaratıcı o şekilde nasip etti. Allah 4 yılda mezun etti beni. Ama planımda 4 yılda bitirmek vardı. Ama 4 yılda bitirme planı yaparken ben en fazla 3 dönemde dersleri bitirmeyi planladım. Dördüncü dönemde ise yani yeterliliği geçmeyi planlamıştım. Ve hiç aksatmamaya gayret ettim. Bir zamanlama planı yapın, bir çalışma planı yapın. Arkadaşlar veri toplamanız gerekiyor.
verilerin kaliteli veriler olması güvenilir veriler olmasından geçiyor. Güvensiz veriler sonucu da haliyle kalitesiz ve güvensiz bir sonuç haline getirecektir. Verileri analiz ediyorsunuz ve ortaya çıkan bulguları yorumluyorsunuz arkadaşlar. Araştırma konusunu belirlerken dikkat edeceğiniz şey, neden araştırma yapıyoruz? Problemin, sorunsalın nedir? Ve atıyorum, bir 63-60 ile ilgili bir makaleyi tamamladınız veya bir dış politika veya sosyoloji makalesini tamamladınız. Burada artık makalenizi kaleme aldıktan sonra ve yayınladıktan sonra veya tezinizi teslim ettikten sonra o konuda yeni gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor. Mesela benim tezim Türkiye ile İran işbirliği yapmalıdır doktorluk işbirliği. Kimse de yani çoğunlukla açıkçası hadden orada şeklinde bir mantıkla yaklaşılmıştı. Türkiye ile İran işbirliği yapar mı? Ya bana göre hala yapmak zorunda. Çünkü bölgedeki olaylar benim tezimi doğruluyor açıkçası. Ama hiç kimse buna ikna olmuyor mesela. Ama ben bu tezi bitirmekle kalmadım. Şimdi sürekli İran'la ilgili, tezinle ilgili gelişmeleri ne yapıyorum? Takip etmem gerekiyor. Mesela çok hem biraz dağıtalım, toparlamak için dağıtmamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan Ruhani görüşmesinden önce ortam çok gergindi. Suriye meselesi dolayısıyla Türkiye ile İran bir savaşın eşiğinde midir soruları soruluyordu. Fakat Erdoğan Tahran'a gitti. Arabasından indi. Kapıda Ruhani karşıladı. O esnada tezimle ilgili olarak, kitabımla ilgili olarak ya kardeşim gördün ya işte nerede Türkiye-İran işbirliği deniyordu bana. Ama Erdoğan kapıdan indi ve yanında Ruhani ile el ele tutuşarak sadece 3-5 adım attı. Ve denildi ki evet Türkiye ile İran herhalde yine işbirliği yapıyor. Yine barışıyor. Yani uluslararası ilişkiler uluslararası ilişkiler alanında hemen bir ilkemiz, öğrencilerimiz öğrettiğimiz bir ilke, ya ebedi dostluklar, ebedi düşmanlıklar kuramayacağımızdır. Olayın realist bir bakış açısıyla çıkar temelli olmasıdır. Dolayısıyla A tarihinde yazmış olduğunuz bir teziniz, bir hipoteziniz B tarihinde yanlışlanabilir. Ama unutulmaması gerekir ki C tarihinde tekrardan her şey A'ya dönebilir. Çünkü yaşadığınız hayat tekerrürden ibarettir. Bu noktada lisans yıllarında atmadığım, çöpe atmadığım ödevlerimi hala tutarım. Hala bazı yaptığım ödevlerin haklılığını, doğruluğunu görüyorum. Bazılarının yanlışlığını görüyorum. Şu anda lisanslılar ve yüksek lisans öğrencilerimiz, kıymetli arkadaşlarım, doktora da hocalarınız da var aranızda. Yaptığınız çalışma, içeriği ne olursa olsun çöpe atmayın. Bir gün gelir, ya doğrulanır, ya da siz ondan bir yanlış çıkarırsınız. Bu da sizin doğrunuz olur, kârınız olur. Ayrıntılarını okuyun arkadaşlar. Epeyce yazmaya çalıştım. Yani bu konuda daha önce yapılan tezler, mesela internet üzerinden tez taraması yapılması tavsiye ediyorum. Yüksek lisans öğrencilerimiz için mesela Gök'ün tez tarama motoru var. Tez tarama motoruyla rahatlıkla o konuda yayınlanmış tezlere ulaşabiliyorsunuz. Bu ödev daha önce yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Kaynak taraması yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şeylerin tekrarlanması mümkün olabilir. Bir şeyi sürekli tekrar etmemeniz için hocalarınıza ya bu zaten daha önce çalışılmıştı yargısına hocalarınızı vardırmak istemiyorsanız daha önce bu çalışmanın yapılıp yapılmadığı konusunda sadece 2 dakikalık bir check edin. Çalışmanın başlığını ve konu kapsamını kontrol edin arkadaşlar. Çalışmanın orijinal olmasına dikkat edin. Burada şunu söylemek isterim. Araştırmanın başarıya ulaşması, araştırmanın selameti, araştırmaya ne kadar odaklandığınız, ne kadar ilgi duyduğunuzla alakalı bir durumdur arkadaşlar. Evet, şimdi teze geçeceksiniz veya lisansla kısmetse, işte kader var mesela değil mi? Herhalde yüksek lisans düşünüyorsun. Birçok arkadaş, öğrencimiz var, görüyorum onları. Yüksek lisansa başlayacaksınız ama dersler de bitecek, bir gün teze başlayacaksınız. Hocam ben nasıl bir tez yazmalıyım? Nasıl bir bilimsel çalışma yapmalıyım? İlk vereceğimiz cevaplardan bir tanesi, önemli bir konuya çalışmanız. İkincisi, çalışmanız bilim alanına, akademiye katkı sağlayacak mı, sağlamayacak mı?
güneşin altında yeni bir şey yoktur ilkesinden hareket ederseniz eğer, az çok her şeyin çalışılmış olduğunu görebilirsiniz. Ama bilimsel çalışmada kastettiğimiz şey şu, evet siz de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. 10 kişi Ankara'daki olayların Suriye meselesiyle bağlantılı olduğunu size söyleyebilir. Ama sizin özgürlüğünüz şuradan kaynaklanacak. 10 kişi aynı iddiada bulunmasına rağmen farklı yaklaşımlarla, farklı metotlarla, doğru mu hocam? Hareket ederek bu yargıya siz de varabilirsiniz. Bu da size özgün bir alan olacak. Yani bu nasıl bir bardaktır arkadaşlar? Plastik. Dolu bir bardak. Erdal bu nasıl bir bardak ya? Bardaktır. Hafsa bu nasıl bir bardaktır? Devi hocam, bir sosyolog olarak siz bunu nasıl görüyorsunuz? Edebiyat olarak. Kıymetli müdürüm, siz nasıl görüyorsunuz? Ağzı açık. Ben o cevabı bekliyorum açıkçası. Ya şöyle aslında, Sefa hocam benim açımdan da aslında kapağı açılmış ama şu anda içilmesi gereken bir bardaktır. Buradan şuna ulaşıyorum. Müdürüm, hocam, asistanlarımız, öğrencilerimiz, arkadaşlar. Açık olmak sizi ilgilendiriyor. Eyvallah müdürüm. Müdürüm zaten çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bu sunumumuzun mezarette sonuçlanmasın yani. Şimdi benim açımdan evet açık olması beni ilgilendiriyor. Çünkü boğazım kurudu. Ama sizin açınızdan şeffaf, su, boş, dolu bir sürü entelektüel şeyler söyleyebiliriz. Ama bu sizin bakış açınızla alakalı. Demeye çalıştığım mesaj aldınız mı? Aynı yargıya varabilirsiniz. Farklı sonuçlara da ulaşabilirsiniz. Konuya nasıl baktınız? Hayat görüşünüz, bu sizi bir sonuca ulaştıracaktır kıymetli arkadaşlar. Konu ve zaman uyumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hocaya gelen en büyük şikayetler, tezi yetiştiremedi hocam, çalışma bitmedi hocam, nasıl yapacağım hocam? Hocam, değil mi Erdal, yardım doçent olmak istiyorum hocam, doktora bitmedi, ne yapmamız gerekiyor ya falan. Ya aslında konu ve zaman. Ya arkadaş o zaman abartmadan bir konuya çalışsaydın. Senin için tabi hocam, Erdal Hoca için falan demiyorum. Ya da kardeşim o zaman zamana dikkat etseydin sen de. Zaman konu yok. Bitmez olay yani bir şekilde. Evet şimdi geldik. Önemli bir konuya. Size danışman kimdir diye sorarım arkadaşlar. Danışman kimdir? Yüksek lisans öğrencileri. Danışman kimdir? Yani çalışmalarımızda bize yardımcı olan, yol gösterici diyebileceğim hocalar, kişiler. Çok akademiksin, çok akademik düşünüyorsun. Yani. O kadar akademik düşünme. Yüksek lisans okuyan, personelimizden görüyorum, Ayşe'nin yanındaki hanım. Yüksek lisans değil mi? Danışman kimdir sence? Verse daha açık söyleyeyim. Danışman aslandır. Danışman aslandır arkadaşlar. Yani danışman ne derse açıkçası o olur. Tanımı uzatmayın. Şimdiden akademisyen olmuşsunuz arkadaşlar. Yapmayın Allah aşkına. Yani ne demeye çalıştığımı anlıyor musunuz? Danışmanlarınıza gelip Hakan Hoca'ya da böyle akademisyenlikler yapmaya çalıştığınız için teziniz ne oluyor hocam? Uzay veriyor. Bilemiyorsunuz yani siz onu. Danışman aslandır. Yani danışmanın çizmiş olduğu metottan danışmanın tavsiyelerinden, görüşlerinden, yönlendirmelerinden uzaklaşmamanız gerekiyor. Danışmanınızın onayı olması gerekiyor. Chapter'larınızda, yani bölümlerinizde, konu başlıklarınızda, ödevlerinizin teslim zamanlarında, lisanslar, sizin için de şunu söyleyelim. Lisansta asistan danışmanlığı vardır ama mesela ben biliyorum bazı hocalarımızın özel öğrencileri var. 20-30 öğrenciye danışmanlık yapıyor. Beyazıt Hoca'nın vardır ilgileniyorum. Sabri Hoca'nın var, Serdar'ın var, Ferdi Hoca'nın var. Mesela bu konularda da eğer birisine danışıyorsanız hepiniz İslam kültürünün evlatlarısınız aslında Anadolu'da doğan insanlar olarak. Meşveret eğer sünnetse meşveretin yani danışmanın gereğini yapmak da vacip olur yani. İzah edebiliyor muyum? Eğer Sefa Usta'yı danışman olarak belirlemişseniz, daha doğrusu o sizi belirler bu arada. Siz onu belirleyemezsiniz. Bu da ayrı bir ilkedir. Çünkü o zaman akademik terbiye kalmaz, bilimsel terbiye kalmaz.
Ben bunu bir ahlak olarak görüyorum. Hocalarınızın, danışman hocalarınızın izinden ayrılmamanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki hocam belki çuvaldızı kendimize batıralım. Akademisyen hocalarımızın arasında da şöyle sıkıntılar çıkabiliyor. Arkadaşım yani öğrenci mesela, hocam ben sadece sana mı danışmalıyım? Mesela benim hiç danışmanlığımda öğrencim yok mesela, kitap öğrencim. Ama olsa şunu mutlaka isterdim. Git Hakan Hoca'ya git, Sefa Hoca'ya git. Onunla çalış. Onunla da bir makale kaleme al. Onunla da mesela bir bildiri imzala. Terör bildirisi değil, pardon. Onunla da bir bildiri imzala falan derdim yani. Kıskanmazdım ya da ne bileyim, onu eleştirmezdim. Öğrencim daha fazla faydalansın isterdim. Burada git kamu yönetimi de valiyle görüşebiliyorsan tabii. Müdürümle görüş, değil mi müdürüm? Yani kamu yönetimi alanında yapacağınız bir çalışmayı götürün. Mehmet Şahane müdürüm mesela, kendisi çok akademik birisidir aynı zamanda. Sizi kabul edecektir müsait zamanı, vakti olduğu müddetçe. Bir sor, Ankara terör saldırılarında sadece Hakan Candan'ın değil, bir müdürümüzün de görüşünü al. Git efendim, bir polisin derdini dinle yani. Çeşitlendir çalışma alanını. Ama bu çeşitlendirdiğin alanda verileri getir, aslanı aktar. Patronu aktar. Onu aktar, o sana bir yol gösterecektir. Diyecektir ki, 5 tane akademisyen, 5 tane kamu görevlisiyle görüşmüşsün evladım. O zaman bu sonuçlar doğrultusunda, istersen şu yargıya varabilir miyiz? Hadi bu yargı üzerinden bir bilimsel çalışma yürütelim. Hadi bir anket çalışması yapalım diyerek bize bir yol gösterecektir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çoğunlukla tezlerinin uzamasının nedeni danışmanlarını umursamamalarıdır. Umursamazlar ve çoğunlukla kalırlar arkadaşlar. Ama bize düşen tarafı, hoca adaylarımıza özellikle ısrarla tavsiyemiz şu, öğrencilerine sahip çıkmaları gerekiyor. Öğrencilerinin, yani danışmanlığındaki öğrencilerin sonuna kadar, yani onların mezun edilmesine kadar ilgilenmeleri, alakalı olmaları gerekiyor. Konuyu sınırlandırın, konuyu daraltın. Bu da size bir alan sağlayacaktır. Bol bol hazırlık okumalarını tavsiye ediyoruz. Yüksek lisans ve doktora tez çalışması yapacak arkadaşlar için öncelikle hipotez yöntemiyle başlayacaksınız. Burada bilimsel çalışmaları sorun çözmeye yönelik bir süreç olduğunda unutmamamız gerekiyor. Hipotez ortaya atacaksınız ve hipotezin doğrulanması gerekiyor arkadaşlar. Hipotez size yol gösterecektir. Veri toplamasını sistemleştirecektir. Fikirlerinize sığınacaktır. Kuram geliştirmeye de yardım edecektir. Hipotezler sayesinde düzenli ve sistemli çalışmalar yaparsınız arkadaşlar. Burada özellikle benim burada anlatmaya çalıştığım outline kelimesi sonuçtur ama birçok çevirisi var. Geçici plan olarak da çevrilir. Geçici planlarınızı arkadaşlar, yüksek lisanslılar danışmanlarınızla belirleyin. Doktoralılar danışmanlarınızla belirleyin. Lisanslılar, hayat planlarınızı kendinize yakın görmüş olduğunuz hocalarınızla belirleyin. Ya da size kapıyı açan araştırma görevlisi hocalarınızla belirleyin. Araştırma görevlileri abi değildir, hocadır. İsmiyle vesaireyle hitap etmek konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Onlar hocadır. Yani bu konuda dikkat edin arkadaşlar. Biraz fakültede bazen sıkıntılı şeyler duyduğumuz oluyor bizim de. Evet, bakın, verileri toplamak, verileri analiz etmek, bulguları yorumlamak gibi birçok dikkat edilmesi gereken konu var. Bir başlık koymanız gerekiyor ve artık tezinize bismillah demeniz gerekiyor. Evet, bu ilk baştaki anlatmış olduğum ilkelerden sonra, arka sıralar bence burayı dinleyin. İlkelerden sonra bir tez çalışması veya lisansta hocanın vermiş olduğu bir ödev çalışması nasıl yapılır? Size bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bir başlık belirleyin bu plan dahilinde ve bununla ilgili bir tane kapak yapın. İki, tabii onay, beyan, bunlar tez prosedürleriyle ilgili şeyler, teşekkür sayfaları, tablolar varsa, şekiller varsa bunların da hem başlıklarını hem de kendilerini tez yazım kılavuzuna ya da ödev yazım kılavuzuna göre, usulüne göre koymanız gerekiyor. Arkadaşlar, kısaltmalarınız varsa özellikle herkesçe bilinen AB, NATO gibi kısaltmalar hariç bunları ayrıntılandırmayın. Tez okurken çiziyoruz üstünü beyazıt, yani AB gibi, T
TBMM gibi herkesin bildiği kısaltmaları teze yazmayın yani. Onu herkes bilir. Özet bölümü 150-200 kelimelik olur. 8 satırdır benim hesabıma göre. 8 satırlık Türkçe, İngilizce veya Arapça mantık neyse, tez mantık yazım şey neyse. Anahtar kelimeleri olur altında. Anahtar kelimeler için ise en fazla 5 anahtar kelimeyle bunu sınırlandırın. Metin kısmına geçin. Metin kısmında bütün lise ve ortaokulda edebiyat derslerinde, kompozisyon derslerinde gördüğünüz girişi yazın. Bölümleri ayırın. Benim tavsiyelerinize maksimum 3 bölüm olsun. 3 chapter olsun arkadaşlar. 3 bölümden daha fazla çıkacağınız bölümlerle genellikle benim tecrübem, hani hocalarım sizin düşünürsünüz bilmiyorum ama çok başarılı olmuyor çalışmalar. 3 bölümü tavsiye ediyorum size. Giriş olsun, sonuç olsun, 3 bölüm olsun. Buna ilave olarak da özetleriniz olsun. Sonuç neyi anlatmalı? Sonuç ise her bölümde çıkan spotları, yani temel mantığı, temel sonuçları, argümanları, hipotezleri, bunları anlatmalı. Koyduğunuz hipotezlerin geçerliliğini test ettiğiniz bir bölümdür, sonuç bölümü. Son kısımda kaynak eklersiniz ve varsa da mesela bir anlaşmanın eki gibi ekleri arkasına ilave edersiniz arkadaşlar. Bu tez yazım kılavuzlarına göre hem bizim enstitümüzdeki hem farklı üniversitelerde farklı farklı uygulamalar var ama aşağı yukarı aynıdır. Aslında bu konular çok detaylı konular ama şimdi asıl size birkaç şeyi göstermek istiyorum. Hocam görünüyor değil mi? Evet. Işık Üniversitesi'nde Sabri Hoca, Yiğit Hoca, bölümümüzün hocamız. Birlikte gidiyoruz inşallah buraya. Bizim kabul edilen bir, öncelikle bu bir Word programıdır. Bu programın kullanma yetenekleriniz, ödevinizin kalitesini belirleyecektir. Arkadaşlar, sempozyumlara, seminerlere göre birçok usul, esas değişebiliyor. Lütfen dikkatlice beni takip edin. Bu anlatmış olduğum bilimsel ilkelerle, bakın, ilk adımı attım ve başlığımı koydum. Yeni Orta Doğu'da Türkiye ve Almanya ilişkileri. Şu ise benim tezimi özetleyen anahtar kelimelerdir aslında. İmkanlar, engeller ve fırsatlar. İsmimi yazıyorum ama ismimi dair bilgimi ise mesela Hafsa herhalde Burak falan da vardı. Öğrenci kongresine ödevler gönderiyorsunuz ya. Hepinizi ilgilendiriyor bu konular. Şuraya isminizi yazın. Bir dipnot düşün. Dipnotu şurada yardımcı doçent doktor. Karamoğlu Mehmet Üniversitesi. Kısaca künyeyi yazıyorsunuz ve e-mail adresini yazıyorsunuz. Bu bir bilimsel çalışmanın girişidir. Şurada bakın. Hocam ben kaç kelimeden oluştuğunu bilmiyorum derseniz seçim metni bakın. Hocam imdeç görünebiliyor değil mi? Ha. Sözcük tıklarsanız da 163 kelimeden ve 1169 boşluksuz karakterden oluştuğunu görürsünüz. Bu eğer jürinin sizden istemiş olduğu rakamdan düşükse burayı arkadaşlar yenilerini ekleyerek artırmak zorundasınız. İtalik yapmamın nedeni genellikle bir usuldür. Anahtar kelimeler budur. Mümkünse çalışmanızdaki temel kavramları buraya yer vermeniz gerekiyor. Bunun makalelerde hemen şeyi yazarsınız, hemen İngilizcesini yazarsınız, abstract. Metni yazarsınız, altına geçersiniz, keywords diye yazarsınız ve yine 5 kelimeden oluşmak zorundadır bu. 7 kelimeye çıkartmayın, abartmayın. Yani 7 kelime bir abartıdır. Çok fazla detaylandırmayın, 3'e düşmeyin. 4 ila 5 arasında kalın arkadaşlar. Ctrl Z tuşuyla geri gelebilirsiniz. Bazı klavye kısa yollarında öğretmiş olalım bu mantıkla size. Şimdi bakın çalışmamın girişini koymuşum. Kimisi bunu numaralandırmak ister. Kimisi numaralısız ister. Çalışmama devam ediyorum ve hala yazıyorum. Muhtemel bölümler bunlar. Hangi yöntemi kullanmışım? APA yöntemi kullanmışım. APA yönteminde Topçu 2012, Erman 2012,
Yüksek lisansları, iyi bakın buraya. Bir boşluk, tekrardan alıyorum ve beni takip edin. Bir boşluk, parantez, sayın, boşluk koymaksızın virgül, bir boşluk, tarih, iki nokta üst üste, bir boşluk. Kimisi şöyle yazar. Kimisi şöyle yazar. Kimisi ise ve benim de doğru kabul ettiğim yöntem bir boşluk ve sayfa numarası. Kimisi boşluksuz kabul eder. Bunlar farklı farklı yöntemler. Bazı akademisyenler bu space'lere takılır ve çalışmanızı çizebilir yani. Bunlara dikkat edin. Ben bu sayını yazdıktan sonra şunu yapıyorum. Kaynağım masamdaydı zaten. Kaynağımı açıyorum. Kopyaladım. Çalışmamdaki kaynakça bölümüne geliyorum. Şuradan bakın, S harfini alfabetik sıralıyorum, sayın. Şöyle başlıyorum, soyadı başa, isim, tarih ve nokta. Kitap isimlerinde, bunların hepsini ayrıntıları sonunda bulabilirsiniz. Kitap isimlerinde, Orta Doğu'da, Orta Doğu kelimesi ayrı yazanlar var. TDK'ya göre birleşik yazılır. Orta Doğu'da Türkiye ve İran'ın işbirliği imkanları. Evet hocam, ayrı mı yazılıyor? Ha. Kusura bakmayın. Şimdi kitap isimlerinde uymayın arkadaşlar. Gerçekten hocalara sormayın bu konuları tekrardan. Hocaları rahatsız etmeyin. Bakın. İtalik yaptık kitap isimlerini. Konya, iki nokta üst üste. Çizgi, yayın emeği. Nokta. Bir kitap kaynakçası böyle verilir. Ve gerçekten şu anda kaynakçıdan memur bitti mi? Evet, bunu mesela bir makaleyi bu şekilde kaynakçılandıracaksınız. Esen, Erol, tarih. Makaleyi ise tırnak için alıyorsunuz, nokta. Ama italik yaptığınız yer derginin ismidir. Cilt, 24 sayfa vesaire veriliyor. Ya buna rağmen de ve test kılavuzuna rağmen de, değil mi Osman Nuri? Yine de ısrarla test kılavuzunu göre göre sayfa sayısını italikleştirmeyi, tırnak için almayı yanlış yapan dünya kadar adam var. Yani kılavuz çok açık olmasına rağmen bu yanlışlar yapılabiliyor. Doğrusu bunun da neden olduğunu ben çözemiyorum yani, bir şey açıkça yazmasına rağmen. Evet, çalışma bu şekilde yürüyor değil mi? Şimdi size bakın birkaç şey göstereceğim. Bir metin için 12 punto istenirse, bu arada kontrol A ile seçiyoruz metni. Times New Roman, akademik yazımda genelde 12 puntodur. 12 veya şu şekilde de seçebilirsiniz. 12 punto seçildi. Hocam, metin içinde bazı kelimeler aynı Times New Roman 12 olmasına rağmen nedense kimisi büyük, kimisi küçüktür. O zaman seçin metninizi, yazı tipine girin. Yazı tipinde gelişmişe tıklayın. Ölçeğin %100 normal, normal olmasına dikkat edin ve tamam olmasın. Tekrar edeceğim yaptığım şeyi. Yazı tipi gelişmiş, %100 normal, normal. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Takip edin beni. Şuraya iyi bakın. Bu ayarsız olduğu zaman anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu metinler de ayarsızsa çok basit. Seçin metninizi ya da seçin metninizi. Bu arada bir paragrafa iki defa tıklayarak seçebilirseniz veyahut da sol tarafa imleci getirip 1, 2 bu şekilde paragraf seçilebilir. Yazı tipi, ölçeği %100 yapacaksınız, normal olacak, normal olacak. Aralığa dokunmayın ve tamam diyorsunuz, aşağıya da eşitliyoruz. Ama size başka bir şov daha yapalım, o da şu. Geri gelin, bakın şimdi takip edin, benim imlecimi takip edin. Seçtiniz mi metni? Ya burada çıkıyor,
ya da Sefa Hocam şurada çıkıyor. Ama bir fırça var. Metni fırçalayacaksınız arkadaşlar. Fırçalayın. Takip edin. Tamam mı? Bir kere daha yapalım. Seçin. Fırçalayın metni. Bunu bir cümle içinde de, bir paragraf içinde de, bir ödev içinde de komple yapabilirsiniz. Hocam, bakın Sefa Hocam. Şöyle bir metin. Küçültüyorum, küçültüyorum. İtalik ve aynı karakterde olmasını istiyorum. Müdürüm, burayı fırçalıyorsunuz şu şekilde. Genelde polislere fırçalıyorsunuz belki ama bizim akademide inşallah ödev yaparken burayı fırçalayacaksınız. Yani bakın müdürüm, şu şekilde seçiyorsunuz, fırçalayın. Tamam mı arkadaşlar? Böylece metin oradan haline dönüşebiliyor. Geri aldım ve metnime çalışmama devam ediyorum. Şurayı bitirdim. Şimdi geliyoruz başka bir canlandırıcı noktaya. Şurayı seçiyoruz. Paragrafa giriyorsunuz. İki yana yaslı gövde metni olması gerekiyor. Şuraları sıfırlayın. Girinti varsa ilk satır girintisi şu demek. Şimdi Türkiye ve Almanya yazan yeri takip edin. Girinti isteniyorsa tekrarlıyorum. Eğer hocanız bir girinti koy diyorsa bire indiriyorsun. Girintiyi kaldır diyorsa bunu sıfırlıyorsun. Tamam mı? Bir, iki. Şu iki paragraf arasında evet, bir üçkağıtçılık örneği verelim. Hocam, ben aslında çok sayfa yazmıştım. Hayır, sen çok sayfa yazmamıştın. Sen şunu da yapmıştın aslında. Paragraf. Hem yol göstereyim, böyle yapın, tamam mı? Şu şekilde 12, hiç çaktırmadan yapıyorsunuz. Biraz daha çaktırmayalım. Yapım üçkağıtçılıktır, bunu yapabilirsiniz mesela ödevleri verirken. Ama tabii dijital olarak vereceğiniz için Sefa Hoca bunu yutmaz yani. Benden söylemesi denemeyin böyle şeyler. Bu üçkağıt için yapılır. Kırtasiyeciler de bunu bir sayfadan çok para kazanmak için yaptıkları bir yöntemdir. Sakın ona değmesin kimse buna. Usulü uygun olan 6 olmasıdır. İkinci bir üçkağıt için kullanılan yöntem, adam ısrarla bir satır aralığı istemiştir. Gidip 1,5 satır yapmıştır. Ödevi büyütmüştür. Bu yöntem nedir? Yöntem yapılan bir yöntemdir. Paragraftan sonra burayı bitirdik. Şunlara çok dokunmayın. Tamam mı arkadaşlar? Şununla kaynağı sağlayabilirsiniz. Bakın. Bakın kıymetli misafirlerim. Tıklarsanız, benimki zaten alfabetik olarak sıralı. Paragraf metin artan. Ama bunu azalan yapabilirsin. Yani Z'den A'ya şu şekilde. Kaynakçayı sağlayabilirsiniz. İki yana yaslı olması gerekiyor ayrıca. Sayfa numarası eklemek zor bulduğunuz bir şey aslında. Benimki kısa yolda eklidir. Şu şekilde, ama sizin ekleyeceğiniz yerde başvurular şu. Bir dakika, çıkmasanız olur mu arkadaşlar? Lütfen. Ne olur çıkmayın. Yalvarıyorum, çıkmayın. Yoksa odaya fena halde doluşuyorsunuz sormak için yani. Lütfen çıkmayın. Sayfanın sonu şu şekilde kaynakçayı sayfanın ortalarına koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Tıklayın, sayfa numarasını koymuş olun. Yalnız sayfa numarasının da yazı karakterini Times New Roman yapmanız icap ediyor. Dipnot varsa Times New Roman 10 punt olacak. Değil mi hocam? Evet. Bu Word sihirbazlıklarından sonra size birkaç şey daha söyleyeyim. Şurada en çok benim birkaç öğrencim vardı. Yani yüksek lisans tezlerini kaybedenler de oldu bunların içinde. Sadece şu hatayı yapıyorsunuz. Bir metnin üzerinde çalışıyorsunuz. Farklı bir isimde kaydetmiyorsunuz. Burada bir kaydetme tekniği göstereyim. Farklı kaydet için F12'ye basılır.
veyahut da şurada menüde dosyadan farklı kaydet var. Şu bakın, takip edin beni. Yüksek lisans öğrencilerimiz, yüksek doktor öğrencilerimiz, hocalarınıza, aslanlara, yani danışmanlara ödevlerinizi gönderirken şu şekilde yapmanız gerekiyor. Mehmet, sahne müdürüm. Şahane. Neden şahane değil? Şeyi de zaten. Müdürüm, bazı şeyler okumuyor web sayfaları, şeyi okumadığı için Türkçe gönderin. Orta tire koymayın, alt tire. Sefa Hocam, tarih yazmak gerekiyor güncel olması için. 22.10.2016. Kamu yönetimi. Bu şekilde. Şu arkadaşlar, bu sahneyi unutmayın bakın. Alt tire koyuyorsunuz. Tarih ve konu başlığı. Bu şekilde kayıtlarınızı alın. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İngilizce karakter kullanmayın. Mail ulaşmadı deniyor. Hocam, bir de başlandırmayı da anlatabilir miyiz? Birinci başlık, ikinci başlık, altı düzeye başlık. Çok sizin değerli. Hocam estağfurullah, ama içindekiler kısmını göstereyim mi hocam? Şey de yapalım, onun biraz ihtiyaç gibi. Makalelerde. Yani biz o içindekiler oluşturalım. Tamam. Şimdi bu tekniği farklı yöntemlerle yapıyorlar. Ama bakın, ben kendi tekniğimi göstereceğim şimdi size. Önce şuraya bir sıra anlatıyorum size şimdi. İçindekiler. Şunu seçiyorsunuz. Şurada stiller var. Stiller kendinize göre ayarlayabiliyoruz. Stilleri, benim stilim Yusuf olması lazım ama yok. Yeni stil olarak Ayşe 1. Ana başlıkları Ayşe 1 diye kaydediyorum. Doğru mu? Şuranın alt başlık olduğunu düşünün. Bunu da Ayşe 2 olarak kaydedeceğiz. Ayşe 2. Hani biliyorsunuz, şöyle göstereyim. 2.1 ilk çağlar. İlk çağ. Şu Ayşe 1 olsun, şu Ayşe 2 oluyor bu durumda. İkincisi de, eğer Ayşe 3 olabilir, 2, 1, 1. Rahat görünüyor mu Sefa Hocam? Mezopotamya. Bu da Ayşe 3. Ya Ayşe benim koyduğum isim. Yani şimdi buna Fatma da diyebilirsiniz sonucunda. Ayşe 3. Ayşe'leri verdik değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi şovumuzun son aşamasına geçiyoruz. Şurada içindekiler bölümü. Şurada başvurular. Şurada içindekiler. İçindekiler tablosu ekle. Aldınız mı görüntü? Eklemeyi tıklıyorsunuz. Buradan bir şey yapmaya kalkmayın. Benim size daha basit, çok basit bir önerim var. Seçeneklere tıklayın. Şurada başlık 1, başlık 2 seçili. Bunları kaldırın. Ama sizin stilleriniz bakın en aşağıda çıkacak. 1, 2, ya çıkmayın, bir dakika durun arkadaşlar. 3. Tamam. Tamam. Ve son hali budur. Bir şey daha yapabilir miyiz? Şu kaydını farz edin. Mezopotamya bir sonraki sayfaya kayıvermiş ve altta yeni şeyler eklemişiz. Bu şeklin çok güzel bir tarafı vardır. Sağa tıklarsınız, alanı güncelleştir dersiniz. Eğer sadece sayfa numarasını güncelleştirmek isterseniz, takip eder misiniz şurayı şimdi? Ama başlıkta değişiklik yaparsınız. Bakın yukarıya şimdi. Sağ tıklayın. Alanı güncelleştir. Bu sefer tüm tabloyu güncelleştireceksiniz. Gördünüz mü? Böyle kolaylıklar sağlıyor. Ama gençler, bir şey söyleyeyim. Şu yazı karakteriyle şu yazı karakteri birbirinden farklı şu anda. Kalibri
bütün çalışmanızın çıktısını almadan veya hocanıza göndermeden önce kontrol ağı yapıyorsunuz. Buradan Times New Roman'ı seçiverim. Şu şekilde. Bakın bunu bu hale dönüştürürsünüz. Artık buralara müdahale etmenize gerek yok. Etseniz bile değişmeyecektir. Bu bir yöntemdir. Çok kısaca özetleyeyim. Çünkü kaçırdınız sanırım bazı yerleri. Sadece 2-1-1-1'e göre 3 tane stil verdim. İçindekilere çıktım yukarıya. Oranın altına tıkladım şuraya. Geldim sayfa düzeni. Başvurulara geliyorum. İçindekiler, içindekiler tablosu ekle. Seçenekler. Seçeneklerde başlık 1, başlık 2. Aslında bunlar hazır şekillerdir ama biz kendi şeklimizi uydurduk. 1 olsun. Eğer buna, Sefa Hocam, buna 3 yazarsan Ayşe Diller, bu sefer şu 2-1-1 var ya hocam şurası. Burada görülür. O yüzden şekli takip etmeniz gerekiyor. 2-3. Tablolarda aynı mantıkla yapılır. Tablo 1-63 60 reformu. Tablo 2 Hakan Can'dan. Tablo 3 İdip Sırca. Takip edin beni şimdi. Hemen şeyi oluşturuyorsunuz, stillerinizi. Yeni bir stil oluşturun kendinize. Mesela şuraya tıklıyorsunuz. Yeni stil. Stilin ismi tablo olsun. İçindekiler sayfası neredeydi Sefa Hocam? Birinci sayfada tablo ondan sonra geliyor değil mi hocam? İkinci bölüme geliyorsunuz. Bakın tablo. Bulun tabloyu. Burada. Tablo. Ve tablo. Şu arada 4-1-4 diye bir başlık olabilir. Bu başlık üçlü bir başlıksa buradan Ayşe 3'ü seçmemiz gerekiyordu. Tabloları seçtik. Şimdi tablolar içindekileri bir güncelleyin bakalım değişiklik oldu mu? Sefa Usta geldi buraya. Değişiklik oldu. Ama şimdi tablolar başvurular, içindekiler tablosu ekle, seçenekler. Şunları bu sefer kaldırıyorsunuz başlıkları. Ayşe'leri de işaretlemeyeceksiniz. Kaldırın ve tabloyu bulun. Tamam. Tamam. Ben şurayı seçmemem gerekiyordu. Tablolar da buraya, şuraya eş zamanlı olarak düşer. Tablolarda gitmeniz için basit bir yöntem söyleyeyim. Kontrole basın. Bakın sol parmağınız kontrolde ve üzerine tıkladığınız zaman bu yöntemin böyle bir kolay tarafı vardır. Tıklayarak ulaşabilirsiniz yani buna. İstediğiniz bütün şeyleri, mesela Hakan Candan Hoca ile ilgili bir analiz yapılmış. Link eklemek, bunların hepsini Word dosyasında yapma imkanınız var. Arkadaşlar bazı ödevleri gönderiyorsunuz hocalara fakat onlar açılmıyor. Bununla ilgili olarak dosya farklı kaydet, şurada Word'ün hangi sürümünü kullandığınızla alakalı bir. Word 2020 diye bir şey yok ama bazen kullanılabiliyor yani saçma sapan. Şunda mesela şu seçiliyor. Mesela Word 93 seçiliyor. Word 97-2003 bunu seçmeniz gerekiyor göndermeniz için. Bilgisayarınızda uyumsuzluk varsa bir ofis programı var. O bütün dosyaları dönüştürüyor. Ofis Transformer gibi bir şey olması lazım. Bu da ofis dosyaları dönüştürüyor. Şu şekilde seçmeniz gerekiyor. Hadi sunumun sonunda son bir kere daha nasıl kaydedildiğine bakalım. Hakan Can'dan alt tire yenilik, slash kullanılmaz, nokta kullanılır, 10-2020, alt slash, yerel yönetimler, kaydedin. Yapmanız gereken şey şu, bir mail açıyorsunuz, sayın hocam, ekte ödevim yer almaktadır, saygı ve hürmetlerimle, Hakan Candan şeklinde yazın. Ödevinizi ekleyin ve hocanıza gönderin. Bunun bir yöntemi olarak da
Mümkünse bir de PDF'sini farklı kaydet. PDF yapın. Masa üstünüze kaydedin. Masa üstünüzden alın ve maillerinize ekleyin arkadaşlar. Ben hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ben Mustafa Hocam'a değerli katkıları sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de değerli vakitleriniz ayırıp geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdi İdris Nevi Hocam'a enstitü müdürümüzü, Roşan Topluluğu İdris Nevi Uysal Hocamızı buraya davet ediyorum. Sıradan değil, aranan üniversite. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.